Doçent Doktor Sinan Çağlayan, size tiroid hastalıkları içerisinde önemli bir yeri olan hipertiroidi vakalarının farklılıklarını soracağım. Hipertiroidi tiroid hastalıkları içerisinde birçok nedenle ortaya çıkan tiroidin alevli bir hastalığı. Klinik olarak da biz sadece hipertiroidi hastalarının tiroidle ilgili bölümünü değil, ameliyat edeceğimiz hastalarda hastaların hipertirozisi var mı yok mu diye bakmak durumundayız. Çünkü gerçekten riskli bir grubu oluştururlar. Özellikle hipertiroidi hastalığı nedir? Bunu bize anlatabilir misiniz? Hipertiroidi aslında tiroid bezinin fazla çalışmasını gösteren bir durumdur. Hipertiroidide tiroid bezi aşırı miktarda T3, T4 hormonu salgılayarak hipofiz bezinden salgılanan TSH denilen hormonu baskılar ve metabolik hızı yüksek olan bir durum ortaya çıkarır. Bu bir tabii sonuçta bir hastalık, fizyolojinin dışında olan bir problem. Ve eğer kişi de birazdan belki bahsederiz, işte böyle aşırı terleme, çarpıntı gibi bulgular varsa tirotoksikoz diyoruz o zaman. Ve bunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak öngörmekteyiz. Öyle düşünülmektedir. Peki hipertiroidiye neden olan durumlar nedir? Yani bir hipertiroid tanını koyduğumuz zaman bu tanının altında yatan sebepler isimlendirdiğimiz zaman hangileridir? Evet. Aslında iyot durumuna göre, tiroid bezi malumunuz iyotla çalışan bir organ, iyotu yüksek tutan ve iyotu düşük tutan hipertiroidi hastalıkları diye ayırmak da mümkün. Ama kabaca hastalarımızın anlayacağı şekilde özetlemek gerekirse, örneğin en başta hipertiroidi deyince akla gelen Graves hastalığıdır. Birinci sırada belki. Yani en önemli en durumu önemli. Onlar oluşturuyor evet, zaten. Evet. Bunda mutlaka Graves hastalığında, mutlaka demeyelim ama çok büyük oranda tirotoksikoz durumu vardır. Yani hasta semptomatiktir, bulguları vardır hastanın. Bundan sonra hipertiroidi yapabilecek bir diğer hastalık Hashimoto hastalığıdır ya da tiroiditler diyebiliriz buna. İşte tiroiditler tiroid bezinin iltihabıdır aslında ama bazen mikroplu diyebileceğimiz, yani bakterilerle ya da virüslerle oluşan tiroiditler olabildiği gibi bir de mikropsuz diyebileceğimiz, sadece vücudun bağışıklık sisteminin belli hücrelerinin gidip orayı tahrip etmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır tiroidit. Hashimoto bunlardan bir tanesi, alt grup, otoimmün tiroidit diyoruz, bağışıklık sistemine bağlı, Hashimoto'ya bağlı olabiliyor hipertiroidi durumu. Bunun dışında diğer tiroiditler var, örneğin akut tiroidit, işte subakut tiroidit dediğimiz tiroid bezinin iltihabi hastalıklarından. Bunlar da hipertiroidi ile ortaya çıkabilecek hastalıklardandır. Artı iyotu çok fazla tüketmek, aşırı miktarda iyot tüketimi yapmak hipertiroidiyi ortaya çıkarabilir. Aynı zamanda kullanılan bazı ilaçlar da hipertiroidiyi... Bazı kullanılan ilaçlar hipertiroidi yapabilir. İşte amiodaron dediğimiz, hani kardiyologlar çok sever. Kullanıldığı zaman ortaya çıkabilecek bir durumdur hipertiroidi. Bunun dışında radyasyon alımında uzun vadede hipotiroidi görülüyor ama ilk başlangıçta o hasara bağlı hipertiroidi ortaya çıkabilir. Ya tiroid aslında bu hormonları sentezlerken, ortaya koyarken, iyodu alıp T3, T4 hormonlarını ortaya koyarken düzgün çalışır ve bu çalışma esnasında otoimmün bir hastalık olabilir, nodül olabilir veya radyasyon birçok nedenden dolayı fazlaca hormon üretmeye başlar ve bunların içerisinde hipertiroidinin klinik belirtileri ortaya çıkar. Tabii ki. Hatta bir tanesi de söylemeyi unuttuk. Toksik nodüldür. Yani toksik nodüler guatırdır. Tek ya da çok tiroid nodülü kendi başına bir bağımsızlık ilan ettiyse orada aşırı miktarda hormon salgılayarak gene hipertiroidiye neden olabilir. Yani özgürlüğünü kazanan bu nodüller cerrahinin de bir alanına girdiği için bizim için de önemli sayılıyor. Peki bu hipertiroidi hastalarında tanı için öncelikle hangi testler yapılmalıdır? İlk başta mutlaka serbest T3, serbest T4 ve TSH testlerini yapıyoruz. Serbest T3 ve serbest T4 tiroid bezinden salgılanan hormonlardır. Aslında daha çok T4 salgılanır
periferde bir kısmı, yani tiroid dışında kanda T4, T3'e dönüşür. T3 etkin olmamız zaten. T3 dokuda çok etkin, evet, olan, 10 kat daha potent neredeyse şeye göre, T4'e göre. Ve tabii vücut sürekli bir uyum içinde çalıştığı için hipofiz bezi kandaki T4, T3 düzeyini algılayıp hipofiz bezinden salgılanan TSH hormonunun salgısını düzenler buna göre. T4, T3 salgısı kanda arttıysa TSH hemen salgısını azaltır, tiroid bezinin uyarımı azalır, daha az hormon üretilir. Bu eğer azaldığı zaman, T4, T3 üretimi azaldığı zaman hemen TSH kendi salgısını arttırır, tiroid bezini uyarır ve T4, T3'ü tekrar salgılatmaya başlar. Ya bu durumda hipertiroidde TSH düşük olmak durumunda. Tabii. Zaten ilk tanıyı koyduran tarama testlerinde de TSH'da çok düşük TSH oranı bize bir hipertiroidi var mı diye düşünür. Aynen öyle. Tabii çok özel durumlar dışında, onlar da genetik hastalıklar. Genetik hastalıklar, yanısız durumlar. Evet, tiroid hormon rezistansı gibi. Onda hem TSH yüksek olur hem T4, T3 yüksek olur. Genellikle hipertiroid tanısını bu şekilde koyarız. Ek tanı aracına ihtiyacımız var mıdır? Tabii, şimdi hipertiroidi saptadıktan sonra kanda laboratuvar olarak bunun nedenini bulmak lazım tabii ki. Hipertiroidi varsa eğer, bir kere en başta ilave kan tetkiki gerekebilir. Örneğin Graves hastalığında TSH reseptör antikoru denen bir antikor kanda yüksek olabilir. Bunu kandan ölçmek mümkün. Yüksekse eğer Graves hastalığının kesin olarak tanısını koyabiliyoruz. Ya da Hashimoto ya da otoimmün tiroidit dediğimiz bir problem varsa anti-TPO, anti-TG dediğimiz antikorlar yüksek olur. Bunun tanısını bu sayede koyabiliyoruz. Ve bunun dışında tabii toksik nodül mü var yoksa bez difüz olarak mı büyük, kendi başına mı büyük nodülsüz olarak, bunu ayırabilmek için mutlaka ultrason yapıyoruz görüntüleme olarak. Nodül var ya da yok, bunu sapladık ultrasonda. Peki bunun gerçekten toksik mi değil mi, ya da bezin bez difüz olarak büyük, bez aşırı miktarda iyot tutup da hakikaten hani halk arasında, hastalar arasında zehirli guatr denen durum var mı yok mu diye bir tiroid sintigrafisi yapabiliyoruz. Damardan bir radyoaktif madde verilerek çekilen bir görüntüleme tekniği bu da. Eğer yoğun olarak o damardan verilen radyoaktif maddeyi, tiroid bezi ya da nodül tutuyorsa, o zaman diyoruz evet bu hiperaktif nodül, toksik nodüller guatr. Ya da işte bez difüz olarak büyük, bu daha çok Graves hastalığı. Ya da bu heterojenite var, yani bir her taraf eşit şekilde görüntülenemiyor, değişik alanlar. Bir alan az tutuyor, bir alan çok tutuyor. Heterojenite var o zaman. O zaman bu daha çok Hashimoto'ya uyar diyebiliyoruz. Tabii, çok kompleks bir durum. Mesela tabii, çok hastalarda bazen görüyoruz, her hastanın elinde bir radyoaktif iyot apteki alınmış bir şekilde gelebiliyor böyle hipertiroidine. Bunları değerlendirmek çok önemli. Ne kadarı tuttu? Hiç tutmayanlar var. Mesela hipertiroidi olmuş fakat tiroidit hastalığı var. Evet, supokotiroidit var. Hiç tutmaz. Hiç tutmaz. Sedimentasyon oldukça yüksek. Bu hastaları hepsini birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü bazılarında tedavi gerçekten cidden farklı. Tabii. Yapılacak işlemlerinde farklı olması gerekiyor. Hipertiroidinin genel olarak, kavramsal olarak tamamı bu yapı içerisinde. Ama tabii ki ayrıntılara girmek lazım. Yani Graves hastalığı mı, nodüler hastalık mı, multinodüler hastalığı mı, birden çok nodül var mı? Hatta tiroidle ilgili hastalık değil de bir struma ovari gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunlarla birlikte bir hipertiroid olmuş olabilir. Struma ovari tabii şey demek, hani hastalarımız için söyleyelim. Tiroid dokusunun tiroid dışında bir de bayanlarda yumurtalıklarda olması. Yumurtalıklarda olması, evet. Yani nadir bir olay, çok oldukça az görülen bir olay ama bunları ayırt edebilmek gerekip tedaviyi yönlendirebilmek için.